Sıfır ağlama. Çok korktum ya. Isırdım abla. Bu zehirli bir şeye benziyor. Bence yaklaşma Emre. Ölürüz vallahi. Kimse yok. Bak tek başımızdayız ya. Bir tane çıkan yok bizden başka. Gerçekten. Çok yoruldum. Sri Lanka'da geçirdiğimiz bir ay boyunca bambaşka bir dünyayı deneyimledik. Ve şimdi gerçekten büyük bir maceraya atılıyoruz. Bu belki de hayatımızın en büyük mücadelesi olacak. Bugün dört dinde de kutsal sayılan Adem Tepesi'ne tırmanıyoruz. Buda'nın tepesinde Müslümanlar ve Hristiyanlar için Hazreti Adem'in, Budistler için Buda'nın, Hindular içinse Shiva'nın ayak izinin bulunduğuna inanılıyor. Muson yağmurları altında 2243 metre yüksekliğe ulaşmak için 5500 basamağa çıkmamız ve ardından inmemiz gerekiyor. Saatler süren yolculuğumuz boyunca tehlikeli hayvanlarla karşılaşacak, doğanın zorluklarıyla yüzleşip sınırlarımızı zorlayacağız. Bize bu yolculuğumuzda eşlik edip abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Açamıyorum. Arabayı kilitlemeyelim ya. Nasıl çay tarlaları? Yukarı çıktıkça palmiye ağaçları bitti. Çam ağaçları ve çay tarlaları başladı. Daha Karadeniz iklimi hakim buralarda. Şu an galiba son mola noktalarından birindeyiz. Ana Hindistan gibi müzik çalıyor. Yol zormuş ya. Burada da dayım çalışıyor. Adam's Peak 5500 adım, 2700 metre sanırım. Bütün dinlerde kutsal sayılan bir yer burası. Kafamda bitirdim, kafamda şu an tepedeyim, yukarıdan bakıyorum. Yani olacak inşallah ya bu sefer, ağlamadan, sızlanmadan. Göreceğiz. Yolda manzara dolu. Adam sağ olsun durduruyor, durduruyor, bunu çekin, bunu çekin diyor. Adam gidiyor yavaş yavaş. Acayip. Su buraya kadar geliyor. Saat 12.30 oldu. Geldik. Yağmur başladı geldiğimiz gibi. Ve şu anda off sezon galiba. Buralarda normalde satıcılar oluyor. Tırmanışçılar için bir şeyler satacak. Her yer kapalı, kimse yok. Nasıl çıkacağız? Bakalım. Sanki dağa çıkan bir tek ikimiziz gibi geliyor evet. Bana şu anda. Bana da öyle geliyor niyeyse. Çünkü buralar full açıktı izlediğimiz videolarda. Tüm videolarda burada insanlara bir şey satmaya evet, çalışıyorlardı. Evet. Kimse yok şu an. Yani demek ki tehlikeli mi şu anda demek bu ya da sıcak mı oluyor diye, yağmur mevsimi diye. Bir yanlış bir nokta bir şey var ama inşallah başımıza bir şey gelmez. Evet evet, buradan başlangıç noktası bu da yani. Asıl buraya gece çıkıyorlar gün batımını karşılamak için. Gece 12 ya da 2 gibi falan yani hiç uyumayıp çıkmaya başlıyorlar. Ben de şey videolar izledim. Sıra oluyor merdivenlerde. Birbirlerini sırayla bekleye bekleye çıkıyorlar. Sonrasında işte gün batımını izledikten sonra gündüz iniyorlar falan. Öyle bir ritüel var. Gündüz çıkan da var. Ama gece çok soğuk oluyormuş. Ve hani yaz mevsimi olduğu için bizim öyle bir kışlık kıyafetimiz de yok. Gündüz direkt çıkalım dedik. Ey gidi karat. İlk adımımı attım. Başlıyoruz. 5448. 5947. Ananı. Kamera algılıyor mu bilmiyorum da çok güzel manzara var şu an. Emre ve köpeği Adam's Peak'e doğru yola çıkıyor. Birlikte bayağıdır yürüyoruz şununla. Buda'nın ruhu olabilir. Olabilir Emre, Buda'nın ruhu. Yani bir kılıç bir şey yersek ya. Tost verebiliriz. Gel, gel. Hadi, hadi. Koyu. Koyuyorum o zaman hepsine. Ben zaten senin için yaptım dün akşam. Hadi gel. Yiyor bu değil mi bu arada? Yiyor. Yolu gösteriyor bence, biliyor musun bu bize? Buradaki dükkanlar da kapalı. Yağmurlukları çıkardık hem çünkü hareket ederken çok sıcak oluyor. Hem ıslanıyorsunuz hem terliyorsunuz. Şimdi sanırım bu başlangıç merdivenlere değil mi? Ya tam bu da. Buradan tam olarak asıl 5500 adımın başladığı yer. Bir köprü bir yol ayrımına geldik. Gel kızım. Monkey. Çalıştım maymun gözünde çekmiş. Emre arkanda bu da var. Dikleşmeye iyice başladı artık. Şimdi şurada Sri Lankaca yazıyor da at. Başına 910 yazıyor. Umarım bu kalan adım sayısıdır. Bizim attığımız adım sayısı değildir inşallah. Bende çanta var. Bende bir şey. Benim de suyum var. Sen iyi çıktın ha. Bir şey değil mi? İyi çıktın. Emre ben
cesaretli bir insanım. Bak benim korkum yüksekliği görene kadar. Ben yüksek bir şey görmediğim takdirde dayanıklı bir insanım. Ağlamaya başlayacağım zamanı ben biliyorum. Yorucu. Bu yerde sayılar yazıyormuş. Gördün mü onları? Görürsen haber versene. Bir bakayım kaç kilometre gösteriyor. 2.1 diyor şu an. Yani 1 kilometre. 4.3'te başladık. Ne kadar çıktık? 2 kilometre mi çıkmışız evet. Daha? Bir bu kadar daha var. Valla şu anda 46 dakika gösteriyor ama. İyi. Zannetmiyorum. Gel kızım. Gel kızım. Oradan mı? Buradan değil mi? Hop. Merdivenler böyle bayağı dik. Bunlar daha dik. Hop. Sen iyi misin? Ya ben iyiyim de. Önünü al istersen. Önüm de terli, arkam da terli. Sırt çantası ekipmanla çıkmak zormuş ya. Bunun adı Havva. Adem Tepesi'ne çıkan Havva. Bak seni öyle bilinçlerden. Var ya bu menemene dönersin. Tuttuk işte. Koyalım mı diyorsun köpeğin ismini Emre? Tuttuk'tan daha güzel bir isim. Bak ürünü salladı. Kuyruğu görüyor musun? Kuyruğu tuttuk. Isırdı valla. Silikler var. Uf. Ben hissettim sadece. Kanını emiyor. Aç 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 aç. Emdi kanımı. Şerefsiz. Ya korusana bizi ya. Niye korumuyorsun? Çorap giyelim mi? Çorap giyelim. Emre bu nasıl bir sülük ya? Tam bir sülük işte. Aaa nasıl yürüyor öyle? Ben şimdi kenara sinek ilacı sıkacağım ayaklarımıza. Hayır biz niye çorapsız gidiyorsun ya? Yağmur var çünkü. Dezenfektan, sprey, kene ilacı. Keşke daha önce giyseydim ya. Hiç yapacağımı düşünmüyordum sülüğü. Sen niye korumuyorsun bizi? Hı? Niye yemedin sülüğü? Dağlara çıktık resmen. Size baksana. Şurada demin tapınağın oradaydık. Oraya çekmiştim. Şu an buraya geldik. Mesafeyi işte tahmin edebilirsiniz. Üstü gökyüzü yani. Ne olabilir ki daha fazla? Sadece orada bir tane alan olması lazım. Hani o ayağı sergiledikleri. O yok sanırım o tepenin arka tarafında. Ben sanmıyorum daha var. 1.4 kilometre gösteriyor bu arada Google'da. Köpeği takip edelim bakalım. Olacak iş değil ya. Sisli aynı hizaya geldik. 1.6 kilometre kalmış. Saat orada 2 oldu. 12.40'da yola çıkmıştık biz. Hı hı. 1.5 saattir falan yoldayız sanırım. 3 saatte çıkılıyormuş. Evet. Ama asıl zorlu yerler şimdi başlıyor. Şuraya oturalım azıcık ya. Bak bu köpek cennetlik. Aslında sürü psikolojisi var o yüzden. Ama bizi sürüsü olarak gördü. Bu hayvan biliyor bu yolu. Evet. Yorulacağını biliyor. En tepeye kadar bizi götürüyor ve bence eminim bizi aşağı indirecek. Hadi inşallah. Şimdi yürürken böyle bir kartal ölüsü bulduk. Galiba tahmin edebiliyorsunuz ne olduğunu. Oh. Ah. Hadi. Aşkım hadi. Yaparsın. Umarım iniş kolay olur ama çok sanmıyorum. Uf. Hoca bitir hoca. Heh. O kadar dik ki köpek de solumaya başladı. Az kaldı hadi. Koy verme. Yağmura karşı önlemimizi alıyoruz. Ay sığındı bak oraya ya. Ay kurban oldum ya. Nasıl sığmış oraya ya? Onun yağmurlu yok. Onun yok. Böyle bir yağıyor. Bir duruyor. Bir duruyor ama yağdı mı çok hızlı yağıyor. Tam muson işte ya. Böyle birden aniden bastırıyor ama hemen gidiveriyor. Hayvan ıslanıyordu. Sığındı bir yere. Biz hareket edince tekrar peşimize takıldı. Evet. Oh. Hadi bakalım. Ay bak benim anlamadığım. 1 kilometre gözüküyor. Ama hiçbir şekilde biz o tepeyi göremiyoruz gözümüzde. Efsunlu gibi. Hani gerçekten çıkan görebiliyor gibi sadece. Evet. Videolarda gördüğüm tepeyi hala göremiyorum. Yol hala böyle. Senin üstüne gelmedi değil mi? Gelmedi. Ben korktum. O benden korktu. Yapraklarla aynı renk olmuş. Bu zehirli bir şeye benziyor. Bence yaklaşma Emre. Burada her şey alışmadığımız türden. Gel. Ölürüz vallahi. Kimse yok. Bak tek başımızdayız ya. Bir tane çıkan yok bizden başka. Hadi. Bir şey olsa şurada. Olmaz olmaz. Ne yapacağız? Ayağımızı burkmayalım. Bir şey yapmayalım. En kötü sülük ısırdı. Bir şey olmadı. Ama işte böyle yerde farklı çeşit böcekler var biz fark etmiyoruz. Ya bir şey diyeyim mi aslında bizim kombin çok yanlış ya. Niye yanlış ya? Ayaklarımız bacaklarımız açık yani normal kapalı bir şey giymemiz ama lazım. Ama çok sıcak Emre şu an ben pişiyorum yağmurluklar. Abi bir sıcak oluyor bir yağmur yağıyor bir soğuk oluyor. Yeter giyinemeyeceğim valla. Bence giyin ya. Yok giyinemeyeceğim. Sanmaya razıyım. Isanacağım ben.
Ha, dönüşü de var aşkım bu. Giyin giyin. Yok ya, iyiyim ben. Tekrar geliyorum. Ha, bir şey gördü. Bir şey gördü. Ay, sığmıyor. Sığmıyor. Telefonum ıslanıyor. Nerede bu başı, nerede bunun başı, nerede? Telefonum ıslandı. Bir şey olmaz. Bu biraz totem gibi oluyor. İşte çıkabilir misin, çıkamaz mısın? Çıktım mı, çıktım. Çıktım demek. Hadi az kaldı. Sanırım son düzlüklere geldik. 400 metre kaldı diyor. Ebrar. Şey diyor, sağdan gidin diyor. Galiba yoğun oluyor diye ikiye bölmüşler böyle. Ama kimse yok zaten. Çok fark edeceğini sanmıyorum. Hadi gülüm. Allah'a ulaşıyorum ben böyle. Tövbe. Adem cennetten neden buraya düştü? Güzel diye mi? En cennete yakın nokta burası diye. Ha. Ben Allah'a ulaşıyorum böyle. Mantıklı. Şey mi olur? Şöyle belli olur mu bilmiyorum da. Sisler de geçiyor. Böyle. Yani o şelale, manzara, hiçbir şey gözükmüyor bu arada. Oh. Benim gibi spor yapmayan biri için çok zor. Aşırı zor. Gerçekten. Ebrar diyor ki daha fenası geliyormuş. Ama bize eşlik eden çok tatlı iki tane köpeğimiz oldu. Yol arkadaşımız. Hadi son dakikalar. Öyle mi? Bir dakika. 4109 basamak atmışız. 4110 desek 890 basamağımız kalmış. Ben bunu yaptıysam, tamam mı? Ben bunu yaptıysam, yaptıysam ne? Bilmiyorum, beynim çalışmıyor ama ben bunu yaptım. Benim ahiriyetim var. Üçüncü de aldı. Bir de önce yanlış aldı, sonra gitti bir daha. Önce A2 aldım tek seferde. Sonra gittim 3 seferde A'yı aldım. Ben buraya ağlamadan çıktım. Evet, bravo. Allah'tan sis vardı da göremedim yüksekliği. O manzarayı görsem bu arada elim ayağım titrerdi. Ben görünce ağlıyorum ya. Ben kendim onu fark ettim yani. Ne kadar? 40 metre. Of. Abi ne zaman bitecek ya? Şu anda okyanusun ortasında bir adada bir dağın tepesindeyim. Evet. Merhaba. Çok dik yokuş var. Ben çift ele geçmem gerekiyor. O yüzden kapatıyorum. Yağmur iyice arttırdı. Sonlara doğru gerçekten çok zor oluyor. Ama çok az kaldı. Göründü şu an, evet. Şu an gözüktü. Şurada gözüktü. Hadi az kaldı. Gerçekten çok yoruldum. Hadi az kaldı. I'm a traveler. Ya şu kapıya kadar çıkalım. Sonra dönelim. Geri. Ulan bir kedini çıkartayım. Gelmişim buraya, zirveye. Donuma kadar ıslandım. İyi ki dur olamam. Benim kameram falan ıslandı galiba. Oyuncunuz hala bir saat gidiyor. 12.40'da başladık. Şu an saat tam 15.51. 4 desek. Evet. Tam 3 saat 20 dakikada çıkmışız.
Bu zaten şeyi 3'tü değil mi? Normalde 3'tü şöyle 3-4. Hadi biz YouTube yaptık, çektik, durduk, çektik. İyiyiz. Ama şöyle bir şey var, kapalıymış. Yok zaten. Biliyordum zaten kapalı olduğunu. Ya zaten şey, herkese göstermiyorlarmış o ayak izini falan. Öyle mi? Ya hiç önemli değil. Benim buraya çıkmam önemli ama benim asıl şeyim göremedik sistem. Hiçbir yeri göremedik. Ona bir tık üzüldüm. Yaptık yani. Yaptık. Çıkabildik. Evet, yaptık. Ve ben yaptım yani bunu. Kendimi gurur duyuyorum. Sen benimle gurur duyuyor musun? Duyuyorum. Gerçekten kendimi gurur duyuyorum. Sıfır ağlama. Bir sülükten korktuk biraz. Evet. Ufak bir kurbağadan korktuk, o kadar. Adem'in ayak izi de burada. Şu alanda. Şu köşe acayip esiyor. Tabii kilitli yani. Zaten ben şoktayım yani. Hiç kimse yok ya. Vay. Çok güzelmiş. Seyahatimizin kahramanı buraya kadar geldi, ıslandı. Burada bizi bekliyor hala aşağı inmek için. Gözlerim doluyor ya. Al kuzum benim. Burada bir abi bize kahve ikram etti. Okay. Hemen tepemizde güvenlik görevlisi abi vardı. Önce dedi ki, nereden geldiniz de? Dedik Türkiye'den geldik. Bize kahve ikram etti. Biraz muhabbet ettik işte. Şu anda muhabbet edemeyecek kadar ıslanıyor. Evet, İsterseniz bu muhabbeti aşağıda yapalım. Olur. Saat 4 bakalım kaç saat daha yiyecek. Hadi. Hadi iniyoruz abi. İniş vakti. Sis yavaş yavaş tırmaya başladı. İnişe geçtik. Köpek de bizde hala. Kurban oldum. Kurban oldum gerçekten ya. İnsan olsa bu kadar vefalı olmaz. Köpeği kucaklayıp ben mi indirsem ya? Köpeği böyle öpmek istiyorum ama pistir. Bak. Sığınmış, sığınmış bak. Kurban oldu. Hani ay o tilkisi ama var. Arkasında da var. O bizi bırakan mı? Erkek olan. Sen de gitsene. O kadar vefalı ki bırakmıyor. Burada gerçekten Sri Lanka'da hiç büyük ırk köpek görmedik. Hepsi böyle pali. Evet. Küçük bacaklı. İşiyor mu lan sen oraya? Korktu. Hey çık. Tamam, çık. Korktu. Çık. Gel. Ben de bizim köpeği koruyorum ha. Ayaklarım titriyor. Benim donuma kadar ıslak. Umarım sülük yapışmaz bir daha. Çok yüksek. Baksana. Oha merdivenlere bak. Oha buralar nasıl çıktık ya. Bacaklarım titriyor. Ben korkmaya başladım. Maymunlar. Korkudan bacağım seyiliyor işte. Bu merdivenle ben burayı nasıl çıktım Emre? Ya iniş çok daha kolay. Değil. Kolay, ters kaslar çalışıyor. Merhaba. O yüzden kolay ama adrenalinimiz varken gidelim abi. Dağların seviyesine indik. Az kaldı. Yakamı kıramıyorum. Kaslarım kırılmıyor. Merdivenleri yarıladık gibi 44 dakikada 2264 1700 adım falan atmışız. Nereye yapıştı? Ayağım yükseliyor. Kanatmadı ama iyi var. Şey var mı? Yok. Yakıyor. Geçiyor benim geçti. İyi misin? Hayır. Çok bağırıp zıpladığım için enerjim gitti. Tansiyonum düştü. Yakıyor çok fena. Şey var mı? Yok aşkım yok. Şey var mı? Şey var mı? Yok aşkım yok. Çok korktum ya. Çekiyorsun çekmiyor bir türlü. Evet benimki kolay çıkmıştı. Yoldun galiba Emre çıkartmaya çalışırken. Vurdum kafasına çıkmadı ya. Ben şöyle yapmıştım çıktı sülük. Yok bu tutuyor böyle. Canım çok yanıyor. Zaten buralarımı falan böyle. Hayır yok bir şey yok. Fermuardan korkamazsın Emre. Değişik böcekler yapışıyor. Hadi aşkım. Tansiyonum düştü bayılacağım galiba. Bayılmazsın gel hayır. Senden kan çıktı benden diye kan çıkmadı. Seni hemen fark ettiniz mi sen çünkü ben fark ama etmedim. Ama benimki daha uzun süre kaldı çıkartamadın sen. Bir tane çeşme var. Emre'nin ilk sülük yapıştığı yer. Tam oradan tekrardan geçiyoruz.
Dedim ki Emre buradan da ne sürük var burada, buradan koşa koşa geçelim direkt dedim. Zaten enerjimiz falan yok, son böyle koşmaya başladık. Koştuğum halde yapıştı tekrar orada. Anlamadım ki ya, tuzak kurmuşlar orada sürükler ve bunlar değişik sürük ya. Bizim böyle şey ayaklara yapıştırılan, Eminönü'nde satılandan değil yani. Yani aslında uzun bir şey giymek mantıklıymış. Ama böyle yağmurlu havalarda da işte çorap giymek sıkıntı. İki ucu değnek. Ebra biraz panik oldu, hızlandı. Bu yüzü kapalı olan budadan geri dönüyoruz. Buda çok aşağıda kalıyordu. Yani budanın iki katı yüksekliğe tırmandık sanırım. Şu an şey gibiyim, Jack Sparrow gibiyim. Ayaklarım çok kötü. Ah, ısırdılar mı onu? Bir anda bir köpek sürüsü geldi. Bunu kovalamaya başladılar, ısırmaya başladılar bunu. Yetiştik Allah. Emre hemen koştu çocuğunu kurtarmaya giden baba gibi. Hıt 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 diye. Çektim onları. Yakalayamadım. Sonra köpekle, 5 tane falan köpek hepsinin sürüsünü kovaladı. Nasıl içgüdüsel bir anda koşmaya başladı. Köpek o kadar şey yaptı. Bir de arkasına bakıyor şimdi geliyorlar mı diye de. Ya sıkıştırmışlar şuraya. Şöyle bir yerde. Isırıyorlar ve hayvan şey yapıyor. Bağırıyor yani. Bir anda ne oluyor anlamadım ki. Bir de doğum yapmış galiba, memeleri evet, var. Evet. Normalde burada ayaklarınızı masaj yapıyorlar sanırım. Hello. We don't have time, sorry. It's tutti. Hala gidiyoruz ya. Saat 6 oldu. 900 metre kaldı yaklaşık. 2 saat aşkındır da iniyoruz. 12.40'da başlamıştık. Bizim transferleri sağlayan bir internette böyle bir taksici buldum. Şey yazıyordu böyle reklamında. İşte Sri Lanka'nın en ucuz taksisi gibi bir şey yazıyordu. Kaç yere sormuştuk. Genelde işte sabah gelirim, beklerim. İşte 120 dolar, 100 dolar falan diyorlardı. Benim ev site kullandığım yerle ben konuştum. 65 dolara olur dedi. Bizim çıkıp inmemizi bekledi. Alacak, götürecek direkt. Trenle gelirseniz eğer tuk tuk ve otobüs kullanmanız gerekiyor. Bir de sanırım bir gün kalıyorlar insanlar buradaki yakın otellerde. Tren saatleri az ve biz treni ucuz zannediyorduk. Baktık kaça geliyordu iki kişi gidiş dönüş tren? 1500 lira mı ne galiba? Ya bu arada şey yani hem zaman satın alıyorsunuz hem otel tutmadık. Hemen hemen aynı paraya denk geldi. Bu kadar yorgunluktan sonra işte bir de otobüs şey araç bulmakla uğraşmak mantıklı değil. Biz 65 dolara ama off sezon olduğu için 65 evet, dolar. Evet evet yani normalde bu kadar ucuz değil tabii. Saatlerimiz 6.05'i göstermekte. Aracımız burada. Vardık. Toplamda 5.5 saat sürdü. Tebrikler. Tebrikler. 5.5 saat ve bunun ideali 6'dır. 5.5 saatte hem de çekim yaparak hallettik. Evet, bizimle. Tamam. Teşekkürler.